Ay vallahi artık hiç evden çıkmak istemiyorum. Ne oldu bana anlamadım ya. Yaşlanıyor muyum acaba Onur? Hiç cevap vermiyorsun herhalde, bu yaşlandın demek Onur. Onur! Görünmüyorsun. Hadi! Çok mutluyum ya. Ben de çok mutluyum. Aşkım nereden çıktı bu? Sence? Hadi bir an önce şunları toparlayalım da ağacımızı süsleyelim. Tamam hadi. Sen bırak kanım, ben hallederim. Hallederim diyorsun ama sonra düşürüyorsun onu. Ben de onu anlamadım. Tamam bu sefer kesin hallediyorum. Çok güzel oldu ya. Tıpkı böyle çocukluğumda hayal ettiğim gibi. Hayal ettiğin gibi mi? Nasıl oluyormuş şu hayalindeki yılbaşı hayatın? Ya evet, böyle beraberiz. Bir şeyler yapıyoruz. Tam istediğim gibi. Biz ailecek... ne yılbaşı, ne bayram, ne doğum günü doğru düzgün kutlamadık. Yani kutlamak istediğimizde de babamız yanımızda yoktu zaten. Ben yılbaşının geldiğini böyle komşuların kahkahalarından, bir de camdan yansıyan bu ışıltılardan anlardım. Çok imrenirdim. Çocukluk işte. Ama Allah'tan annem vardı. Babamın yokluğunu hiçbir zaman hissettirmedi bize. Üzüntüsünü de belli etmedi. Canım annem. Ya tamam, belki ağacımız yoktu ama tombalamız hep vardı masada. Annemin mis gibi yemekleri. Nergis'in, ablamın, annemin böyle kocaman kocaman kahkahaları.
En önemlisi neydi biliyor musun? Bizim umudumuz vardı. Asıl mesele aile olabilmekti zaten. Sonra babam söz verdi bize. Bu yıl başında beraber olacağız dedi. Bekledik. Gelmedi. Sonra da bir daha babamı görmedim zaten. Gidiş o gidiş. Kendime söz verdim. Böyle özel günleri asla kutlamayacağım. Bir ilişkim olsa da, sevgilim olsa da asla böyle bir şey yapmayacaktım. Ama sonra sen çıktın karşıma. Sevgilim oldun, ailem oldun. Çocuğumun babası oldun. Seni gördüğümde sana güvenebileceğimi anlamıştım. Sana sırtımı dayayabileceğimi çok iyi biliyordum. Hep ol olur mu? Sana söz veriyorum aşkım. Her zaman senin yanında olacağım. Hem senin hem de Ömer'imizin. Yapacaksın bugün hayatım? Çiçekçiye gideceğim. Şimdi yılbaşı üzeri ya, işler yoğun olur. Hem annem ev için birkaç adayla görüşecekti. Evet. İşte o adaylarla görüşeceğiz. Bugün ben de bir göreyim. Tamam. Benim de işler biraz yoğun. Hemen halledip çıkmaya çalışacağım. Tamam. Ama akşam yemek var zaten. Ona gelirsin yani, yetişirsin. Ben de eve hiç uğramayacağım. Zaten şimdiden hazırlandım. Çiçekçiye geçerim. Oradan da direkt annemin evine geçerim yani. Anlaştık. Tamam. Haberleşiriz zaten. Tamam. Şunu da vereyim. Teşekkürler. Hadi ben seni yolcu edeyim. Tamam. Aa. Tamam, sen bak telefonla. Çıkıyorum ben. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oğlum, seni de seviyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Birbirimize aynı hediyeyi almışız. Sen benim diğer yarımsın sevgilim. Sen de benim. Bu aldığım en güzel, en anlamlı hediye. Benim için de öyle. Geçirdiğim en güzel yıldı. Mutlu yıllar. Ne çok şey yaşadık.
Yanayım bir dokun ömrüne. Dolayım güneş diyarların selamlaşsın. Her anı unutulmaz ve özendi. Benim için de öyle. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşkım ne yaptın sen? Ya ne bileyim şimdi Emir'e oda bakmaya gideceğimizi söylemeseydim de darılırlardı. Yanımızda olmak istiyorlar baksana. Aşkım mesele yanımızda olmaları değil ki. Mesele orada fikir ayrılığına düşüp tartışmaları. Ne yapacağız peki? Yapılacak şey belli. Onların fikrini almayacağız. Ya ne kadar, ya sen ne kadar akıllısın ya doğru. Eğer fikirlerini sormazsak onlar da birbirlerine düşmezler. Yani. Aşkım. Hı. İyisin değil mi? İyiyim Onur. İyiyim de ya o kadının sesi hala kulağımdan gitmiyor. Bende herhalde böyle doğum fobisi falan meydana geldi. Aşkım lütfen ama. Bak çok az kaldı artık doğuma. Son dersimize geldik. Burada böyle bir nefes egzersizleri yapalım. Rahatlayalım. Oldu mu? Evet o kadar gerginim ki bu ders bana çok iyi gelecek. Gelecek gelecek aşkım. Kolay gelsin. Gebelikler. Tekrar merhaba. Çifte kumrular. Ne haber Filiz? Ay iyi ya ne olsun. Kuzito, vas koyun on ya. İyi sağ ol sen. Ne olsun valla biz de nefes almaya geldik. İlk nefeslerini alacak Filizciğim. Çok heyecanlıyız maşallah. Valla çok şey öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. Hele yakınlaşmamız açısından. Evet öyle sarılmalar, masajlar. Fena olmadı ama değil mi? Aşkımızın temelini burada attık diyebiliriz yani. Evet. Annem ve babamın isimleri. Yaz. Lale, Onur. Devam edelim. Yavaşça üflüyoruz. Nefes ver. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. Neler yaşamışız ya. İyi ki. Peki ya biz nereden bildik de böyle plan yaptık da buraya başladık? Babaanne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı kadın. Helal olsun. Buraya bizi koydu gitti. Maşallah bunların araları düzelmiş sanki. Ay. Ne güzel ya araları vallahi çifte kumrular yani. Allah'tan sana güvenmemişim, seni dinlememişim de üzmemişim Lalişimi. Erol susar mısın konuşma. Merhabalar. Merhaba. Öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Bugün son dersimiz biliyorsunuz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır. Size bugün doğumla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Doğumun başladığını nasıl anlarız, neler yapmalıyız, kasılmalar nasıl olur gibi. Önce doğum ağrılarından bahsedelim. Karında sertleşmelerin eşlik ettiği ve düzenli aralıklarla devam eden, dinlenmelerle geçmeyen gerçek doğum sancılarıdır. Ve şiddeti giderek artan gerçek doğum sancılarıdır. Doğumun ikinci evresinde karın solunumu yapılmaya başlanır. Sancı başladığı zaman derin bir nefes alırız. Oh. Nefesimizi olabildiğince tutarız. Ve doktor kontrolünde ıkınmaya başlarız. Evet. Hadi o zaman nefes egzersizi yapalım. Ve nefesimize konsantre olalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimiz göğüs kafesinden geçiyor ve aşağı iniyor ve aynı şekilde nefesimizi veriyoruz.
Of, hayatım ne yedin yemin ediyorum, gözüm düşecek benim. Bu nasıl bir keskin koku? Sarımsak kokuyor bu. Biz pastaneden geldik. Bu nasıl sarımsak kokuyor acaba? Mantı yedim. Pastanenin hangi köşesinde yedin fare gibi mantıyı? Sen tuvalete gidince yedin. Öf, bir gün beni yiyeceksin yemin ediyorum. Telef olacağım yanında, ona bir şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda. Bir gün bir kalkacağım sol taraf full yok. İyi fikir. Lanet gelsin sana. Evet, iyi miyiz? Doğru nefes alıp verme hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız için oldukça önemli. Evet, evde mutlaka bu egzersizleri tekrar ediyoruz. Kendimizi doğuma her açıdan hazırlamanız sizi bu korkularınızdan uzaklaştıracak. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum. İki derste ben yani çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. Süperiz bence. Çok kolaymış ya. Gerçekten mi Filiz? Lale, sen biraz korkuyor musun? Korkuyorum. Üf, Lale, ben de korkuyorum. Çok feci korkuyorum biliyor musun? Gece gece kasılma geliyor bana. O doğum anını, o fırlatma anı bende yok yani. Çok çekiniyorum. Bu da altıncıyı doğurmuşçasına rahat. Ama helal olsun. İkiz olmasına rağmen çok cesaretli. Ya ne olacak ya? Anneannelerimiz, dedelerimiz beşer onar tane doğuruyorlarmış, salıyorlarmış böyle büyüsün diye. Ne olacak ki? Eski toprak demek ki. Çok cesaretli oluyor. Neyse, bunları konuşuruz yine zamanı gelince. Nasıl olsa... Ha yaşa, bak nasıl olsa doğuracaksınız zaten. Onu diyecekti. Nasıl olsa içinizde kalmayacak bu kuzular. Nasıl olsa bunlar içinizde reşit olmayacak. Ha? Orantısız mizah diyebilir miyiz? Tam da değil. Hadi kalkalım hadi. Beni bari. Hadi bakalım. Day day, gel bakalım. Hadi bakalım kaymadan gel. Vay. Koyduk bu. Yaz bakalım. Ay, çok iyi. Aşkım, sen bugün benden ne istiyordun? Masaj. Masaj, tamam. O zaman sizi şöyle alalım. Ay, yapacak mısın Onur? Yapacağım tabii. Hadi. Şunu şöyle alalım. Bunları da böyle alalım. Ay, Onur vallahi pek iyi geldi. Ben seni yerim ya. Güzel karım benim. Onur, herkes ne diyor biliyor musun? Bu günlerin tadını çıkar. Bolca uyu, dinlen diyor. Beni korkutuyorlar. Uykusuz geceler yakın artık aşkım. Ya ben seni uyandırmam. Emzirir yatarım. Ben kıyamam ki sana. Zaten çocuğun ağlamalarından uyuyamam diye düşünüyorum. Hı. Bir de iştahı sana çekerse eyvah yani. Büyük ihtimalle. Olsun, ben de koynumda büyütürüm çocuğu, ne yapayım? Ay evet, bak oralar çok sertleşmiş Onur ha. Evet, bunlar bak, stres mi yapıyorsun sen? Ya ama ağırlık taşıyorum ben. Yük var. Taşımayacaksın, hiçbir şey taşımayacaksın. Ya iyi demek ne demek ki? Ay vallahi maşallah. Ne konuşuyorsunuz bakalım böyle aranızda ha? Hayatım kurtuluş gençlik maceralarını anlatıyordu bana. Gençlik maceralarını mı? Ha ne hoş. Bana da anlatsana, ben de dinleyeyim kurtuluş. Ya öyle erkek erkeğe muhabbet ediyorduk günüm, ne var yani, Allah Allah. Hı. Neyse şimdi yapıyoruz mu yapmıyoruz mu bu tatbikat işini ha? Hadi yapıyoruz enişte, tamam. E hadi yapalım, ne yapacaksak yapalım. Hı. Tamam o zaman. Bak Lale'cim, şimdi ne yapıyorsun biliyor musun ablacığım? Şimdi farz et ki evdesin, böyle birdenbire falan rahatın, keyfin yerindeyken bir anda sancın tuttu. Ha şimdi bunu ama numaradan oynayacaksın, tamam mı ablacığım? Hadi. Hadi bakalım. Aa Onur. Efendim aşkım. Çok kötü sancı girdi. Tamam hadi kalk hastaneye. Ya ne yapıyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Oyun oynayacaksınız dedim. Numaradan dedim de bu kadar demedim. Yani biraz gerçekçi olsun. Ha bir kere öyle sancı öyle girmiyor yani. Ay enişte nereden bileyim, ben kaç kere doğurdum? Yani. O çok doğurdu biliyor musun ondan ablacığım? Tövbe yarabbim. Hı. Ay tamam hadi o zaman. Biraz daha gerçekçi ol ablacığım. Tamam. Hadi. Hadi. Ay! 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 Ay Onur! Geliyor! Tamam, tamam bir tanem. Tamam, sakin. Sakin ol şimdi. Derin derin nefes al. Tamam. Panik yok. Tamam mı? Sakin olacaksın. Tamam mı benim cesur karım? Şimdi rahat rahat kalkacağız. Hastaneye gideceğiz. Ben seni kucağımda götüreceğim oraya. Doktor kontrol edecek, bakacak. Sonra sağlıklı saatle
Oğlumuz dünyaya gelecek. Ben de elinden tutup hep yanında olacağım. Ya. Evet. Tamam. Hiç öyle olmuyor. Öyle nasıl olacak bir kere nünüm ya? Öyle güzel aşık aşık bakıyorsun ama o sancı geldiğinde var ya, Lale acayip bir panik yaşayacak. O paniği yaşadığı için sen ondan daha çok panik olacaksın. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam. İçin geçerli kurtulacak. Otur. Ben de pek sanmıyorum. Neyse. Şşş. Bak şimdi enişte. Şimdi aynen şöyle yapacaksınız.